Merhabalar, ben Engin Özütürk. Global Türkler yorumlara hoş geldiniz. Bu yorum siyaset. Siyasetimizde itimat kelimesinin önemi kaldı mı? Atatürk ne diyor? Şimdiki bu mecliste itimat edilir mi? 251 yolsuzluk dosyası mevcut, dokunulmuyor dokunulmazlık yasası. Bu dosyanın içinde Başbakan, Cumhurbaşkanı, Maliye Bakanı ve diğerleri var. İtimat asla. Erkan Mumcu ödediği tazminat dava suçunu anlatıyor. Gerçekten bu belgelerle yüzleşmek istiyor musunuz? Bin paş mağdurlarına sahtekar diyen bir başbakana sensin dediğim için ceza almışım. Tazminat cezası. Şimdi ben soruyorum buradan Sayın Başbakan'a. Benimle ne alakası var dediği için soruyorum. 94 kampanyanızı kim yaptı? 94 kampanyanızı yapan şirkete belediyeden ne verdiniz? 94 kampanyasını yapan şirketten belediyeden verdiğiniz billboard ihalesi, ihalesiz billboard işi. Sonra sahte evrakla başka bir şirketin üstüne geçti mi geçmedi mi? Daha sonra 2002 kampanyasında seçiminizi yapan mahkemeye değil mi? Mahkemeye götüreyim değil mi? Dokunulmazlığınızı kaldırın. Bakın bakalım mahkemeye gidiyor muyuz, gitmiyor muyuz? Başbakanın mağdurlara vermiş olduğu cevap. Hiçbir İslami Holding'e kefil olmadım diyen Başbakan Erdoğan'ın fotoğrafları sadece İmpaş'ta mı sınırlı? Elbette değil. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları zamanında Kombansa'nın tanıtım broşürlerini de süslemiş. İşte Kanal Türk'ün ele geçirdiği bir başka belge daha. Hiçbiriyle bugüne kadar ilgim olmamıştır. Yıl 2003. Türkiye'nin çiçeği burnundaki Başbakan Erdoğan Düzce'de Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'le fabrika açılışına katıldı. Ancak bu açılışı diğerlerinden ayıran bir özelliği vardı. İslami Holding'lere kefil olmadım diyen başbakan yine gurbetçilerden topladığı paraları batıran bir İslami Holding'e yani Kombassan'a ait tesislerin açılışını yapmıştı. Para yatıranların tepkisiyle karşılaşınca onları azarlıyor. Hatta dışarı attırıyor. Deniz Baykal'ın başbakanın yüzüne karşılık söylemiş olduğu yolsuzluk sözleri. Yolsuzluk suçlamalarına kendisi, yakınları, bakanları çok fazla muhatap olduğu için bunalmış. Buna cevap verebilmek için bizimle ilgili ciddi bir gayret içinde, bir çaba içinde, bize yönelik bir yolsuzluk arayışı içinde bula bula geldiği noktada çürümüş, eskimiş, yıpranmış, hiçbir anlamı kalmamış olan boş dedikodulara... Seçimlerde oy için dağıtılan 25 YTL yolsuzluk mu? Seçime 48 saat kala AKP'li belediyeler alarma geçti. Seçmene para yağdırıldı. Mecliste muhalefete karşı iktidarın tavırları ve sözleri. Genel kurula hitap edilirsiniz. Ben bir asistan. Sayın Işık lütfen. Sayın Özpınar genel kurula hitap ediniz. Ardından muhalefet milletvekillerine yumruklu saldırı. Mecliste kavga. Hiçbir yerde eleştiri kabul etmeyen iktidar kürsüdeki muhalefete bu meclise siz burada gümüş yapasınız diye mi geldiniz? Değerli milletvekilleri, kardeşim dinle be yeter. Değerli Sayın milletvekilleri, Ergin, yedi ceddine bana kim tu dediyse, yedi ceddine tu. Sayın Ergin lütfen başkanlığa cevap vermeyin, hitap edecekseniz edersiniz genel kurula. Yoksa kürsüyü terk edersiniz. Vallahi bu kürsü sizin babanızın kürsüsü olsaydı terk ederdim. Bu kürsü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kürsüsü. O kürsü Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünü idare eden buradaki başkanlık o kürsü iktidarın kürsüsü. Karar vermeyeceksiniz. Şimdi ben sizin anladığınız gibi kestirmeden Başbakanın şimdiye kadar yapmış olduğu geziler dünyanın etrafında 60 sefer dönme eş değer. Yani 2 milyon 400 bin kilometre yol. Bakanlar kurulu üyeleri yok. Tayyip Erdoğan bir keyfine geldi mi Amerika'ya dolduruyor yandaşlarını gitti. 12 gün Amerika'da kaldı.
12 günden sonra geldi, 5 gün sonra da Bush'la da randevusu vardı. Değerli milletvekilleri, bu memleket bu kadar zengin mi? Sayın Genç, lütfen söz aldığınız konuya dönün. Sayın Başkanım, bakın bu parlamentonun çalışma usulüydü. Siz de lütfen müdahale olmayın. Bakın, rica ediyorum. Sayın Başkanım. Lütfen Sayın Genç. Peki halk pişman mı? Yok yok, bitti gayrı. Bitti. Unutulmuş insanlar, terk edilmiş insanlar. Pişmanım, abla iki kilometre ezilmişsin ya. Hiç çiçeğimi bakmadı yine, benim mahsulüm alaydı. Hayır, ben verdim. Memnunlar, bu sefer şu anda verdim. Oylarını verdiği oylar pişmanım. AK Parti'ye verdim, vermez oluyor. Ben emekliyim, 449 milyon maaş alıyorum. Haftasından bitiyor. Evet. Bu siyasete itimat olur mu? Sorunun cevabı Atatürk'ün Bursa Nutku'nda yazıyor. Ben Engin Özitürk, bir başka yorumda buluşmak üzere. Hoşça kalın.